أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İza aradallahu bi abdin hayran fakkahahu fid din ve zehhedahu fid dünya ve vassarahu uyubahu sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin-i müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinde yararlandığımız üstadlarımızın, müşafenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın, bu cami-i şerif civarında metfum olunan bil cümle evliya, ulema, suliha, şüheda, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza aradallahu bi abdin hayran ceala sanayi'ahu ve ma'rifahu fi ehlil hifaz. Ve iza aradallahu bi abdin şerran ceala sanayi'ahu ve ma'rufahu fi gayri ehlil hifaz. Allah bir kulu sevdi mi, yaptığı iyilikleri yerini buldurur. Mesela adam zekat veriyor. Zekat vermek Allah'ın emri. Aynı zamanda fakir için bir iyilik değil mi? Adamın sadaka yapıyor, sadaka veriyor. Mecbur olmadığı halde fazladan para vermeye, hayır parası vermeye sadaka derler. Adam zengin, cami yapıyor bir memlekete. Camiye kimse gitmiyor. İçi boş. Camiye yazık değil mi? Milyarlarca para döktü adam. Güzel cami içine giden yok. Kadirini bilen yok caminin. Adam çocuk okutmuş mesela, yetiştirmiş. Güzel bir şey bu. İnsanlara hizmet edecek eleman yetiştirmek demek, çocuk okutmak. Yetiştirmiş. Okuttuğu çocuklar küfrediyor. Küfrediyorlar. Teşekkür edeceklerine küfrediyorlar. Çoktan unutmuşlar yaptığı iyiliği. Böyle yaptığı iyilikler yerini bulmamış. Hedefe varmamış. Karşılığını alamıyor adam. Diyor ki Allah bir kulunu severse diyor iyilikleri yerine yaptırır. İyiliğini yapar, yetiştirdiği o çocuklar güzel eleman olur, güzel memur, amir olur, insanlara hizmet eder. Adam böyle bir cami yaptı mı, camisi dolar taşar. Bir okul yaptı mı, işte şöyle olur. Allah'ın sevdiğinin alametidir bu diyor. Bundan şunu çıkarıyoruz. İyilik yapacak olan mümin, iyiliği yerine yapmalıdır. Bu Allah'ın onu sevdiğinin alametidir. İyiliği yerine yapmak için araştırmalıdır. Dikkat etmelidir. Seçmelidir. Layık olana yapmalıdır.
İnsan olmak haysiyetiyle her insan iyiliğe layıktır. Hayvanlar da iyiliğe layıktır. Hayvana iyilik nasıl olur? Fazla yük yüklemezsin, aç bırakmasın, susuz bırakmazsın, karnını doyurursun, içirirsin, tımarını yaparsın. Hayvana iyilik, eziyet etmezsin. Evet, insanlara iyilik yaparken işte böyle nankör, kalleş, değerini bilmeyecek adamlara değil, değerini bilecek, bu iyiliğin kadrini, değerini bilecek kimselere iyilik yapmak gerekir. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, mesela tartışıyorsunuz, adamın tıyneti, karakteri itiraz, hiç kabul etmiyor. Kim ne söylerse söylesin, kendi fikrini kabul ediyor, senin fikrini hiç kabul etmiyor. Boşuna çene çalma diyor. Bununla diyor tartışma diyor. Dinlemiyor ki seni adam. Boşuna nefes tüketiyorsun. Nefesler bizim ömrümüzden harcadığımız kıymetli anlar. Boşuna diyor tüketme. Mesela diyor hınzır. Arapçada hınzır domuz demek. Domuza diyor inci gerdanlık takılır mı diyor. Domuz ya bu. İnci gerdanlık taksan yine domuz. Bilmez ki inci gerdanlığın ne olduğunu. Layık olana yap iyiliği. Layık olana yap. Evet. Böyle araştır. Yaptığın hayırın ihtiyaçlı güzel yere yap. Lüzumsuz yerlere para harcamak israf olur. Hedefini bulmaz. Ve sen de üzülürsün. Bu da hayır yaptığım sonucuna bak ya dersin. Bir insanın yaptığı hayırların kadrini bilecek kimselere yapılması, sonucunun alınması, istenilen hedefe ulaşılması Allah'ın o kulu sevdiğinin alametidir. Bu ilginçtir. Gittiğiniz yerlerde bunları görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Türkiye'de bir şehirde ben görev yaptım. Allah Allah. Birçok cami içinde bir cami zelzele geçirmiş, yangın geçirmiş, camiler yok olmuş. O cami ayakta. O efendim han, iş hanı ayakta. Allah Allah. Aynı zelzeleye, aynı memlekette olduğu için o cami de uğradı, o han da uğradı. Ötekiler yerle bir olmuş. Niye acaba? Niye acaba? Hayır yerini bulmamış. Bak öteki hayır yerini bulmuş, hala cami içinde namaz kılınıyor. Bazı yerlerde var kimse uğramıyor. İncin top atıyor içinde. Evet. Bu yapan adamın Allah tarafından sevildiğinin, sevilmediğinin de bir işareti olabilir. Ona göre dikkatli davran. Tabii biz kimin Allah tarafından sevildiğini bilemeyiz ama bu bir işarettir. Sen hayır yaparken Allah'ın rızasını kazanacak temiz paradan yap, yerine harca, lüzumsuz yere harcama, yerine harca, hedefi buldur, buna dikkat et. Bu da buldurursan yerini, Allah tarafından senin sevildiğin kişi olduğunun alametidir, alametidir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairi vardı. Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit. Çok güzel şiir söylerdi. Bir millete, insanlara savaşçı da lazım, şair de lazım. Savaşmasını hiç bilmezmiş bu Hassan bin Sabit. Ama insanlarda biliyorsunuz şiir etkileyici bir unsurdur. Hitabet büyüleyicidir. Güzel konuşmak büyüleyicidir. Bir adam gelir bir nutuk atar milleti coşturur, istediğini yaptırır. Söz büyüleyicidir. Şiir büyüleyicidir. Güzel söylendi mi? Araplarda da bu var. Peygamberimize, dine, imana saldırıyormuş güzel Arap şairleri. Hasan diyormuş, cevap ver oğlum şuna. O da çok güzel şair. Öyle güzel döktürüyor ki şiirleri, öyle güzel şeyler söylüyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ediyor. Cebrail sana yardım ediyor oğlum. Cevap ver şuna diyor. Mesela onlardan bir tanesi böyle
Hasan bin Sabit'in şiiri değil bu. Kahire'de yaşamış Mısırlı bir Kaside Bürde'den parça bu. Bir şair, çok yetenekli bir şair. Ömrünü boş yere, işte şairlerin çoğu işte şöyle böyle. Fakat sonradan Allah'ın hidayetine ermiş. Çok güzel şiirler söylemiş. Peygamber'e aşık olmuş. Ve hastalanmış, felç olmuş. Evet, felçliyken pişman olmuş. Ömrümü boşuna geçirmişim diye. Bu Kaside-i Bürde'yi yazmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Sırtını şöyle sıvazlamış. Adam iyileşmiş. Şiirini bitirince adam iyileşmiş. Kalkmış camiye gidiyor. Müezzin yazdığı şiir, kimseye söylememiş daha şiiri. Bitirmiş. Peygamberimiz onu sıvazlamış, iyileşmiş. Camiye giderken bir de bakıyor müezzin minareden yazdığı şiiri söylüyor. Kimse duymadığı halde. Ya bu şiir benim. Sen neden öğrendin? Peygamber geldi bana bu şiiri öğretti. Ben de hoşuma gitti söylüyorum diyor. Şimdi böyle o güzel şeyden diyor ki mesela güzel şeyleri. Ve nefsü kettifli in tuhmilhu şebbe ala hubbir radai ve taftimhu yenfatimi. Nefis aynı süt çocuğuna benzer. Şimdi ananın sütü çok tatlı. Bir çocuğun anasını iki sene, iki tam sene emme hakkı var Kur'an'a göre. Vel validatu yurdi'ne evladehunne havleyni kamileyni. Tam iki sene, tam eksiksiz iki sene çocuğun hakkıdır, kul hakkıdır. Bunu mazeretsiz, hayati bir tehlike yokken emzirmezse bir ana, mahşerde çocuk hakkını alacak. Tam iki sene. Ama sorumluluk duygusu içinde olan bir uzman doktor, çocuğunu emziremezsin, hayati tehlikem var hanımefendi derse o ayrı. Böyle değil, zor yani filan diye tembelliğinden, üşendiğinden, zahmetinden dolayı emzirmezse mamayla beslensin filan diye çocuğun hakkı vardır, kul hakkıdır. İki seneyi doldurmadan ayırmışsa böyle sudan sebeplerle öbür tarafta çocuk hakkını alacaktır. Şimdi tabii çocuk akıllandıkça yani geliştikçe anasının sütünün tadını daha çok alır. Süt çok tatlı ana sütü. İki sene sonra dolunca ayırmak istediği hakkı var ananın ayırır. Ayırmak istediği zaman nasıl bağırır? Nasıl bağırır? Sanki bir yerini yılan sokmuş gibi, bacağı kopmuş gibi nasıl bağırır? O sütün tadını aldı. Ana da kıyamaz, tekrar verirse verdikçe diyor daha çok ister diyor. Nefis böyledir. Şunu da yapayım da şu melunu doyurayım dedin mi? Doymaz diyor. O çocuk size doymadığı gibi. Ağlamasına gözünü yumcesin, çocuğu sütten keseceksin. Yoksa gelmez. Ben biliyorum ki 5-6 yaşına kadar anasını yolda yıkıp emen çocuk var. Sütün tadını almış, bırakmıyor. Böyle canın acır da bu işi kestirbatmazsan nefis de öyledir. Ya şunu da yapayım da daha da yapmayayım dedin mi? Onu yaptıktan sonra çok tatlı gelir, bir daha yapmayı ister. Bir daha yapmak ister. Sonu gelmez. Alan çizdiği sınırda bu kadar deyip iradeni kullanmalı ve işi orada kesip atmalı. Evet. Öyle diyor. Nice adam var. Nice adam var. Bu gibi oyunlara gelmiştir, yok olmuştur, perişan olmuştur. Sen Allah'a işlediğin, nefsin emrine uyup da Allah'a karşı işlediğin günahlardan dolayı وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمَّةً نَدَمِ. Sen diyor, işlediğin günahlardan dolayı o günahları işlerken Allah beni görüyor. Bundan dolayı bana mahşerde hesap soracak. Herkesin içinde teşhir edecek deyip tövbeye sarıl. Gözlerinden kanlı yaşlar, pişmanlık yaşları akıt. Yoksa onu böyle kafasına vurmadın mı? Pişmanlık ateşiyle onu yakmadın mı o günahları?
Nefis gene ister, gene ister, gene ister. Önüne geçemezsin diyor. Böyle güzel şairler, güzel şiir söyleyenler de var. Evet, Allah Celle Celaluhu işte böyle bir kimsede hayır murat etti mi böyle güzellikler işletir. Güzelliklerini de kadir kıymetini bilen kimseler arasında yapmasını onun şey eder, ona nasip eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dünya gelip geçici bir yer. Ve Kur'an'a göre her nimetten mutlaka hesap sorulacağız. Mutlaka hesap sorulacağız. Allah'ın verdiği nimetleri, para bir nimet, makam bir nimet, efendim ilim adamı olmak bir nimet, çoluk çocuk sahibi olmak bir nimet. Bu nimetlerin kadrini bileceksin. Çocuğun güzel terbiye edeceksin, insanlara hizmetçi yetiştireceksin. Makam sahibiysen insanlara iyilik için makamı yetkin kullanacaksın. İlim sahibiysen o ilim nimetinin kadrini bilip herkese öğreteceksin. Kadri böyle. Böyle ömrünü bu ölçülerde devam ettireceksin. Evet, nimet, ekmek nimet, su nimet, elbise nimet. Her şey nimet. Nimetle saymak zaten bitmez. Eğer nimetin kadını bilirsen, Allah sana öbür tarafta o nimetlere karşılık ebedi nimetler verecek. Dünyada da kat kat fazlasını verecek. Evet, zenginliğin nimeti hayra elini açıvermek. Sağlık nimetini bilmek lazım. Boş zamanları iyi şeylerle değerlendirmek lazım. Sağlıklıyken koşturmak lazım. İhtiyarlayınca yapmak istersin ama gücün yetmez. Evet, bir Arap şairi öyle söylüyor. Ela leyte şebabe ya'udu yevmen fe ukhbirahu bima faalel meşibu. İhtiyarlamış adam, ah diyor, ah. Şu gençlik bir geri gelse, şu ihtiyarlığın bana neler yaptığını ona bir söylesem. İnsan gençken bu gençlik bir nimet. Çalış, gayret et. Sonra bunun farkına varırsın ama gençlik elden gitmiş olur. Fransızca'da da öyle var. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Gençlik bilse, ihtiyarlık yapabilse. Aynı şeyler. Adam ihtiyarlıyor, anlıyor ama gücü yok yapmaya. Genç gücü var ama bilmiyor. Bu ölçüleri, Peygamberimizin ölçülerini devamlı kulağımıza küpe etmeli. Nimetin kadrini bilmeli. Ben şunu söylemek istiyorum. Elhamdülillah çok güzel bir ülkemiz var. Her mevsim var. Her meyve sebze var memleketimizde. Ekmek sıkıntısı çekmiyoruz. Aziz ekmek her zaman elimizin altında. Bu büyük nimettir. Şimdi su bakımından da dünyanın en şanslı ülkelerindeniz. Her tarafımızda nehirler akıyor. Ne güzel. Suyun kıymetini bilmezsek ihtarlığa geldi. Sulağı kesiliyor. Sonra ne olacak? Susuz yaşanır mı? Kıymetini bileceğiz. Ölçülü kullanacağız. Nimetin kadını bilmek, onu ölçülü kullanmak, israf etmemek, değer vermek, ekmeğin kıymetini bilmek, çöpe atmamak. Ama bakın şehirlerdeki çöplüklere, biliyorsunuz bir takım insanlar çöplüklerden topladıklarıyla zengin oluyorlar. Çöpe atılır mı hiç nimet? Ekmek çöp kutusuna atılır mı hiç? Suyu açıyor, şar 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 şar. Ondan sonra da su yok. Sen böyle okudursan olur mu? Yerinde kullansana. İsraf etmek, nimetin kadrini bilmemek. Nimetin kadrini bilmezsen felaket var. Nimeti Allah elinden alır. Başına başka felaketler gelir. Çöplüklerde o ekmeği tüketmeliyiz. Güzel Müslüman olacaksak, bak, yere, güzel yerlere harcamalar yapmalıyız. İyiliklerimizi yerini bulduracak şekilde. Ekmek sahibi iyilik. Çöpe atmak onun yeri midir?
suyu boşuna akıtmak onun yeri midir? De in şekertüm de ezidenneküm. Allah'ın nimetlerine şükrederseniz diyor ki vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Allah yalan söyler mi? Nimetin şükrü elhamdülillah bu şükürdür. Bismillah yiyeceksin, elhamdülillah diyeceksin doyunca. Bismillah içeceksin, kanınca elhamdülillah diyeceksin. Ama esas şükür nimetin kadrini bilmek, onu horlamamak, israf etmemektir. Emeği, ekmek elinden düştüğü zaman çocuğa ne diyoruz biz? Tık kaka, alma. Alma hanımefendi, o ekmeği gelip birisi çiğneyecek. Beyefendi, çocuğuna böyle terbiye ediyorsun ama o ekmeği çiğnedin mi, Allah sana o ekmeği elinden alabilir. Al onu. Peygamberimiz diyor ki, eğer o bulaşığını izale edebilecekseniz, giderebilecekseniz, Bismillah çekin, yiyin, şeytana bırakmayın. Yok hocam, yenmez, mikroplu. Tamam, sen yemezsin, ineğe verirsin, köpeğe verirsin, kuşlara verirsin. Onlar senin kadar temizliğine dikkat edemiyor, değil mi? Onlar ne bulsa yolun üstünden yiyor, gübrelikten yiyor kuş taneleri. Onlara Allah müsaade etmiş. Ama sen o ekmeği almaz da çiğnenmesine göz yumarsan, çöpe atarsan, çocuğunu böyle yetiştirirsen, tuh kaka bak falan dersen, bir gün iflas edersin. O ekmeği böyle vızır vızır ararsın. Allah'ın kanunu bu, değişmez. Nimetleri yerine harcamak, yerinde harcamak Allah'ın seni sevdiğinin alametidir. Müsrifsen sevmiyor Allah seni demektir demek. Bu hadis o demek. Buna çok dikkat etmeliyiz. Kendimiz böyle bu bilinçte olduğumuz gibi komşumuzu, arkadaşımızı, çocuğumuzu bu gibi çok yanlış hareketler bunlar. Çok yanlış hareketler. Çöp tenekesinden yemek artığı olmamalı. Et, ekmek artığı olmamalı. Et artığı olmamalı. Nimet artığı olmamalı. Değerlendirmeliyiz onu. Bu cimrilik değil. Bu güzel Müslüman olmak, güzel insan olmak, Allah'ın sevdiği adam olmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları hatırlatıyor. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Peygamberimizin bu güzel uyarılarına kulak verip iki cihanda bahtiyar olan yüzü nurlu güzel müminlerden eylesin inşallah.